Evet Ezgi'cim, şimdi nasıl tanıştın? Bahsetmiştim biraz. Evet, Biraz anladım. hatırlatalım televizyonu yeni açanlar için. Evet, eşim yeni bir iş yeri açmıştı. Turizm acentası vardı. Ben de iş arıyordum. Bir tanıdık vasıtasıyla yanına işe girdim. Evet. Eşim benim patronumdu aslında. Bizim çok kısa süreli bir görüşmemiz oldu. Biz çok çabuk karar verdik. Hemen beni ailesiyle tanıştırdı. Sonra aşık oldu sana. Evet. Ailesiyle tanıştırdı. Böyle hemen tanışma aralarında böyle 10-15 günlük bir süre vardı hepsinin. Evet. Böyle bir isteme oldu. Sonra Oo, çok nişan hızlı. yaptık arkasına derken hepsi bir senenin içinde gerçekleşti. Maşallah. İsteme, nişan, düğün hepsi bir senede oldu. Hızlı olmuş. Evet, Çok hızlı değil hızlı mi? oldu. Aynen. Ezgi'nin tanışma hikayesi çok farklı. Yani patrondan eş olur mu bilemedim. Zaten çalışma ortamında sen onun huyunu suyunu öğreniyorsun. Evinde de sana patronluk taslıyor mu diye bir merak ettim açıkçası. Değişik. Ve anlatmıştın sen yine baban yoktu galiba düğünde. Babam gelmemişti. Halandan sebep mi? Halamdan dolayı Ne oldu? Yani çok özel değilse bizimle paylaşırsan seviniriz. Paylaşayım. Aslında yani böyle çok komik, basit bir olaydı. Benim üzerimde kına elbisem vardı, abiyem vardı. Siz şimdi hani nişanlandınız falan, baba var. Sıkıntı yok. Babam Kına var, evet. var. Memlekette kınamızı yapmak istedik, Tamam. orada akrabalarımız var diye. Biz babaannemlere gitmiştik kınadan önce. Orada işte yemek faslı falan yapılacaktı. Benim de Tamam. üzerimde abiye vardı. Halam dedi ki işte kalk dedi yardım etsene dedi. Niye yardım etmiyorsun dedi. Biz senin misafirlerini ağırlamak zorunda mıyız? O zaman da işte tabii eşimin akrabaları falan da gelmişti. Onların yanında mı dedi? Onların yanında demedi ama üstümde abiye falan var. Tabii Ya ben senin gecen. gelinim sonuçta. Kına gecen. Aynen. Orada senden hizmet mi bekledi Evet, yani? böyle biraz atıştık. Ondan sonra tabii babama söylemiş. Babam işte bana biraz tepki gösterdi derken aramız babamla bozuldu bizim. Allah Allah. Çok büyük bir şey yoktu. Kınama geldi o gün babam. Tamam. Çünkü bir şey yok daha. Yok var aslında aramız kırgın ama kınama geldi babam. Kınaya girmeden önce de evdeyken bana dedi ki düğününe dedi gelmeyeceğim dedi. Kınayla düğün arasında ne kadar var? Bir gün mü, 2 gün? Bir hafta. Bir Evet. Gelmeyeceğim dedi. Baba neden gelmiyorsun? hafta. Yani sonuçta kızının düğünü. Yalvardım bildiğiniz ya Hani ne aslanım. dedi? Neden gelmiyorum dedi? İşte tartıştık. İşte biraz ağız tartışması olmuştu o konuyla ilgili. O da kızdı bana. Kızdığından dolayı gelmeyeceğim Yani dedi. sen onun kız kardeşi yani halanla Evet. tartıştığın için mi tavır koydun? Evet, tavır koydu bana. Mecburiyetten kınaya geldi çünkü kendi çevresi hep oradaydı. Ondan dolayı geldi, durdu kınada. Ondan sonra biz tekrar Ankara'ya döndük. Arada bir 5-6 günlük süreç vardı kınamla, şey düğünümle. Aradık düğün yaklaşırken gelmesi için davetimizde tekrar bulunduk. Eşim ayrı aradı baba hani gel diye. Gelmek istemediğini söyledi. Ben Hala yine geldi mi? hiçbiri gelmedi babam Hiçbiri. tarafından. Vay canına ne Aslanım varmış. ama kapım hep gözüm hep kapıdaydı biliyor Ay ya. musunuz? Hani belki çıkar gelir Peki diye. eşinin ailesi ne tepki gösterdi buna? Yani sana destek oldular mı? Eşimin ailesi şu an burada öğrenecek bunu da. Ya öğrendi sizlerle Öyle birlikte. mi? Evet. Çünkü onları işte babaannem rahatsızlanmıştı. İşte şu Evet. sebep, bu sebepten dolayı gelemedi bahaneleri Öyle mi? Mecburiyetten kendine şey istedim. Bak kaç yıl sonra doğrusunu bizim programımızda belki Evet, ilk aile defa burada öğrenecek. söyledim. Onlar da öğrenmiş Yani oldu. düğün üstü neden hoşgörülü olamıyoruz Evet. ki? Halamızda da burada mesela bu kadar hani kızcağızın özel bir günü, Evet. telaşı var. Yani zaten yaşı küçük, o zaman kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Yani 20 yaşındasın, oradaki koca koca insanlara yemek koyup kaldıracak. Yani ona mı düştü Planlarında o kadar olması insan gereken. Çok kalabalıktık bir de. Evet, bir sürü Onu herkes ben var. hala olsam, halam derim sen ilgilen, otur. Keyfini sür, gelinsin bunlar Evet. senin günlerin. Ben yaparım, ben koyarım diye kalkarım. Hani bunları biraz aile büyükleri de bu kadar yapmasınlar. Ve Babama baban da kızmıyorum ki etkilendi. aslanım. Bak benim bir Evet. abim var. Ben babama kızıyorum. Ben Baba, niye baba da halama evet yani. kızmıyorum ki? Şimdi ben bir şey diyeceğim de beni abim koruyacak. Efendim şey yapmayacak. Mümkün değil böyle bir şey.
Evet, onun acısını yıllarca yaşadım. Babam bunun pişmanında yıllarca yaşadı ama. Yaşamıştır. Biz babamla görüşmedik. Bayağı bir yıllarca falan görüşmedik. Tabii. Kırıldım. Sonra çok nasıl kırıldım. Her seferinde de annemin zoruyla barıştım. İyi, annem asla ya. Babamdan hani babamızdan uzakta ayrı görüşmeme gibi bir şey yapmadı. Hiç biz doldurmadı o konuda. Hep görüşün diye. Yine hep şey yaptı. Ya ölümlü dünya dedi. Bak yarın bir gün bir şey olur dedi. Evet. İçin acır, vicdan yaparsın, senin huyunu biliyorum dedi. O yüzden babanla dedi hani barış, görüş. İlk adımı da ben attım. Ben İyi aradım. Yapmışsın. İyi yapmışsın. Evet, biz görüş o şekilde görüşmeye başladık babamla. Ama pişman değil mi şu an gelmediği için? Pişman gelmediği için. Yani benim ya istediği kadar pişman olsun. Şu an sen durumu anlattın mı yani? Baba sen bundan sebep tabii, bana gönül koydun. Yani bu yeri miydi sence? Kim tabii, burada tabii. Haklı baba? Konuştum. Haklısın dedi. Yapmamam gerekiyordu dedi. Dolduruşlara geldim dedi. Açık söyledi. Ezgi Hanım'ın babasının düğüne gelmemesine gerçekten çok üzüldüm. Ölüm farklı bir şey, yaşayıp da gelmemesi farklı bir şey. Aralarında küçük bir olay geçmiş galiba. Keşke öyle olmasaymış. Hadi evlat hata yapar da baba evladına sırtını çevirir mi? Düşünmek lazım.